Annelik dünyanın en kutsal duygularından biridir. Hemen hemen her anne çocuğu için canını bile vermeyi göze alabilir. Ama ne yazık ki bazen duyduğumuz inanılmaz hikayeler bunun her zaman böyle olmadığını, bazı annelerin aklın alamayacağı şeyler yaptığını da gösteriyor. Bunun son örneklerinden biri Amerika'da yaşandı. 18 yaşındaki Alexis Avila evlilik dışı bir çocuk dünyaya getirdi. Ama Avila bunun sonuçlarını göze almamak için herkesi dehşete düşüren bir şey yaptı ve bebeğini bir çöp torbasının içine koyarak çöpe attı. Üstelik o anlarda en ufak bir tereddüt ya da üzüntü hissetmediği çok açıktı. Aracıyla çöplerin yanına geldiğinde kararlı bir şekilde arka kapıyı açan Alexis'in daha önceden poşete koyduğu oğlunu çöpe fırlatması sadece saniyeler almıştı. Ardından da aynı soğukkanlılıkla hiçbir şey olmamış gibi aracına binerek oradan uzaklaştı. Ama yaşanan her şey aslında kayıt altındaydı. O anlarda New Mexico'da sıcaklık 2 derece civarındaydı. Ama küçük bebek için hikaye burada bitmeyecekti. Akşam olduğunda aynı kamera bu kez bir mucizeyi görüntülüyordu. Çöplerden kağıt toplayarak geçinen biri kadın 3 kişi her zaman olduğu gibi yine çöplerin içine bakarak işlerine yarayacakları ayırıyorlardı. Ama o anda önce bir kedi sandıkları bebeğin sesini duydular. Biraz endişeyle dışarı çıkardıkları poşeti açtıklarında gözlerine inanamadılar. Bebek çok üşümüştü, sesi çok az çıkıyordu ama hayattaydı. Kadın hemen kucağına aldı, onu sarmalayarak ısıtmaya çalıştı. O sırada bir diğeri hemen polise haber verdi. Ambulansın gelmesinin zaman kaybı olabileceğini düşünerek bebeği kendi araçlarıyla hastaneye götürdüler. İçlerinden biri de polis gelene kadar olay yerinde kaldı. Hipotermi teşhisi konulan bebek bu 3 kişi sayesinde son anda kurtarılmıştı. Hastanede oksijen verilen ve kan nakli yapılan bebeğin hayata tutunması sağlandı. Onu kurtaran April Natal yaşadıklarını anlatırken bir annenin bunu nasıl yapabildiğini anlamadığını söyledi. Onu bir hastaneye, kiliseye ya da çöp dışında herhangi bir yere bırakabilirdi diyerek yaşananlara isyan etti. Gerçekten de olayın yaşandığı New Mexico'da istenmeyen bebeklerin bu şekilde terk edilmesini önlemek için Güvenli Liman adı verilen bir uygulama bulunuyor. 90 günden küçük her bebek hiçbir soruşturma ya da incelemeye tabi olmadan hastanelerdeki sağlık ekiplerine bırakılabiliyor. Bu şekilde en azından hayati bir tehlike yaşamamaları sağlanıyor. Anne Alexis Avila ise olayın ortaya çıkmasından kısa süre sonra evinde yakalandı ve tutuklandı. Cinayete teşebbüsle suçlanan ve 15 yıl hapsi istenen Avila mahkemede hamile olduğunu doğumdan bir gün önce öğrendiğini iddia etti. Evlerinin banyosunda ailesinden gizli doğum yaptığını, paniğe kapılarak onu çöpe atmaya karar verdiğini anlattı. Ailesi de kızlarının hamile olduğunu bilmediklerini söyledi. Hastanede geçirdiği birkaç günün ardından tehlikeyi atlatan bebeğe ise Sol adı verildi. Onu kurtaran 3 kahraman sayesinde hayatta kalan bebek, yeni ailesini beklemek üzere bir bakım evine götürüldü. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.